Efendim, T-Media TV'ye hoş geldiniz. Adetler ve gelenekler her toplumda farklılık gösteriyor. Ülkemizde bile hala bazı geleneklere akıl sır erdirilmiyorken, bizce ağzınızı açık bırakacak geleneklere hazır olun. Uygulandıkları toplumlarda son derece normal karşılansalar da, bize göre en ilginç gelenekler. Başlıyoruz efendim. Tanzanya ve Kenya'da Birleşik Vesai kabilesi üyeleri selamlaşmak için çok garip bir yöntem kullanıyor. Kabile üyeleri tükürerek selamlaşıyor. Özellikle yeni doğan bebeklere lanetten ve kötü şanstan uzak durmaları için tükürüyorlar. Büyüklerle selamlaşırken de büyüğün elini sıkmadan önce kendi ellerine tükürüp öyle selamlaşıyorlar. Moritanya'da bir dirhem et bin ayıp örter sözünün hakkını veriyorlar. Ülkede şişman kadınlar güzel kabul ediliyor. Bu ülkede güzellik anlayışı biraz farklı. Evlenme çağına gelen kızlar en az 60 kilo olmak zorunda. Bizde ise insan yerine konulması için en fazla 40 kilo olmak zorunda anlayışı var. Laoslu kadınlar boyunlarını ve bileklerini gizlemek için özen gösteriyor. Bilekler kadın vücudunun en erotik yeri olarak kabul ediliyor. Ayrıca boyunlarındaki halka küçük yaşta takılıyor ve her yaşa girdiklerinde yeni bir halka eklenerek boyunları uzatılıyor. Bizce dünyada o kadar aç ve yoksul insan varken boyun ve bileklere servet değerinde saçma sapan şeyler takmakla bu mantıksız gelenek arasında hiçbir fark yoktur. İskoçya'da gelinlerin üzerleri düğünden önce çamur, yumurta ve diğer şeylerle kirletilir. Ve bu şekilde şehirde yürütülerek gezdirilir. Gelinler ise intikam almak için gece geç saatte büyüklerine ayaklarını yıkatırlar. Hindistan'da misafirliğe gelen kişi yemeği yedikten sonra geğirmezse yemeği beğenmemiş kabul ediliyor. Bu çok büyük bir saygısızlık olarak görülüyor. Bu gelenekten ziyade salaklıktır. Karın doyunca geğirildiğini hala anlamayan bir toplummuş. Bedeviler ilk olarak deveyi kesiyorlar, derisini yüzüyorlar ve içini hazırlıyorlar. Ardından hazırladıkları koyunu devenin içine koyuyorlar. Sonra tavuğu kesiyorlar. Tavuğu da koyunun içine koyuyorlar. En sonunda tavuğun içine bir balık koyuyorlar ve öyle pişiriyorlar. Eğer balık bulamıyorlarsa tarife göre tavuğun içine bir düzine yumurta koyuyorlar. Bizimkilerin bir porsiyonuna 2000 TL verip bayıla bayıla yedikleri ıstakoz kadar mantıksız bir yiyecek. Peru'da çocuklarının sağlıklı olmasını isteyen aileler onlar için koyun ve evcil hayvanları öldürüyorlar. Ve öldürülen hayvanların kanlarıyla çocuklarını yakıyorlar. Bizde de anılarına sürüyorlar. Aynı şey. Hindistan'da evlere gündeliğe giden kadınlar evdeki temizlik işleri dışında eğer evde bekar bir erkek varsa onun her türlü cinsel ihtiyacını karşılamak zorunda. Bu bizim eğreti gelin olayına benzese de tamamen farklı bir olaydır. Valla temizlikçi parasına onu yapacağıma gider orospu olurum daha iyi. Brezilya'nın Amazon bölgesinde yaşayan Satere Mave insanları erkek çocukları için acı veren bir geleneğe sahip. Erkek çocuk erkek olmak için içinde bir sürü kurşun karıncasının olduğu bir dokuma eldivenine elini sokmak zorunda. Ve 10 dakika boyunca elini o eldivenin içinde tutmak zorunda. Karınca deyip geçmeyin. Bu karıncanın ısırığı doğadaki en acı veren ısırıklardan birisidir. Erkekliğe geçme yaşına gelen çocuk bunu 20 kere belli bir süre tekrarlar. ABD'nin New Leavitt eyaletinde düğün merasimi bittikten sonra konuklar dağılmıyor efendim. Evlenen çift gerdeğe tören sırasında yere serilen hasırın üzerinde konukların gözü önünde gerdeğe giriyor. Düğün gibi gereksiz bir aktiviteye katılmanın en azından bir kârı olsun mantığı. Çok merak ediyorum. Ne yapıyorlar acaba? Hadi evlendiniz. Hadi. Oğlum o pozisyon olmaz. Geline bak geline. Bravo. Kolombiya'nın Cali yöresinde evlenen genç kızın bakire olup olmadığını gerdek odasına giren damadın annesi cinsel ilişkiyi izleyerek tanıklık eder. Bizimkilerin kapıda çarşafı beklemesinden pek de bir farkı yok. Bulgaristan'ın Mogila köyünde her yıl düzenlenen Gelin Pazarı adlı festivalde evlenmek isteyen genç kızlar koca arıyor. Ülkede her yıl düzenlenen bu festival oldukça sıra dışı. Abartılı makyajlarıyla görücü karşısına çıkan bu kızlar evlenebilecekleri bir erkek bulma umuduyla buraya geliyor. Festivale gelen anneler kızlarımızın diskolara gitmesine izin vermiyoruz. Bu sebeple buraya evlenebilecekleri birilerini bulabilmeleri için getiriyoruz diyor. Bizdeki izdivaç programlarıyla aynı mantık. Çin'den oldukça tuhaf bir gelenek daha. Düğün eğlencesine farklı bir boyut katan Çinliler yine şaşırtmadı. Şaşırdım. Sen niye şaşırdın? Bu tip olaylara aşina olmayan duyanları şok eden olayda gelinle damat davetlilerin yanında cinsel ilişkiye giriyor.
Öyle ki davetlilerden biri gelinin örtünün altında çıkardığı iç çamaşırını adeta havada kapıyor. Bu adet Amerika'da da vardı ama normal. Çin ve Amerika sürekli sidik yarışında. Keşke şu korona aşısını bulmakta da sidik yarışına girseler. Arizona'da patlak lastikli otomobilin içinde cinsel ilişkiye girmek yasak. Kurallara uymayanlar ön koltukta sevişince $25, arka koltukta sevişince $50 ceza ödüyor. Bunların kertenkelesi bile azgın sapık. Pis, 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 pis. Yine de evli kadını baştan çıkaran adamın el ve ayak parmaklarından biri kesiliyor. Ve kesilen parmak ilişkiye girdiği kadına yediriliyor. Kadın adamın hem şeyini yiyor, üstüne bir de parmağını yediriyorlar. Vallahi yazık kadına. Beter ol. Niye kocanı aldatıyorsun kız? Bosna Hersek'te evlenme çağına gelmiş gelin adayını isteyen damat adayı kız evine yemeğe davet ediliyor ve ailenin büyükleriyle söz konusu olan evlilikle ilgili tartışıyorlar. Kızın aile büyükleri damat hakkında bir karara vardıktan sonra kahve ikramına geçiliyor. Buraya kadar her şey normal. Damada getirilen kahve şekerli ise evlilik için uygun görüldüğü anlamını taşıyor. Eğer getirilen kahve sade ise reddedildiği anlamını taşıyor. Sessiz sinema misali. Kızı vermiyoruz demek o kadar mı zor? Hayır diyememek dünyanın her yerinde aynı olsa gerek. Guam'da bakirelerin evlenmesi yasak. Bunun için kızlar bekaretlerini bu işi para karşılığında yapan kişilere bozduruyor. Bakireliğin horş... Horş ne lan? Bakireliğin horş... Horş... Horş ne? Bakireliğin hoş karşılanmadığı Bakireliğin hoş karşılanmadığı Kamşdal'da evlendiği kızın bakire... Özür dilerim. Bakireliğin hoş karşılanmadığı Kamşdal'da evlendiği kızın bakire olduğunu gören erkek kayınvalidesine kızının yetişmesinde ihmalkar davrandığı için sitem ediyor. Tibet'te misafir uğurlanırken ona dil çıkarmak şartmış. Yine Gine yerlileri misafirlerini uğurlarken inlemeler eşliğinde tüm vücutlarını çamura buluyorlarmış. Annengile selam söyle hadi oh! Efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her nerede sıkılıyor ve sıkıyorsanız. Hoşça kalın. İsin kalın.